Evet YouTube ailem, bugün büyük gün. Malatya'ya doğru yola çıktım, baba evine doğru Angry Birds'ümle. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Otobandayız, kimseyi zor durumda bırakmadan. Açık trafikte Malatya'ya doğru gidiyorum. Ne mi götürüyorum? Bir çift elvan götürüyorum. Hangisi mi? Hadi hep birlikte Malatya'ya ulaştığımızda kutu açılımı yapalım. Ailem, bugün bayramın birinci günü, sizlerle tekrar bir aradayız ama özellikle hepimizin, bütün YouTube'daki Halil Gürses ailesinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum ve bundan sonra daha nice Kurban Bayramı'nda buluşmak üzere diyorum arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün baba evi Malatya'dayız, köye geldik. Burası Ören Köyü. Dolayısıyla burada neler var neler yok onları size göstereceğim. Bir de bir çift güvercin getirdim ki onları da size göstereceğim. Artık burada yaşayacaklar çünkü onlar için o kadar güzel bir yer var ki, isterseniz hep birlikte direkt oraya geçelim ama geçerken de size bir şeyler göstereyim arkadaşlar. Kamerayı ben hemen alıyorum diyeceğim ama hadi gel şöyle bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar bakın, her taraf yemyeşil, o kadar çok ağaç dikmiş ki cevizinden karadutuna, vallahi bunu bilmiyorum, ıhlamura, ıhlamurdan zaten şöyle gidelim yavaş yavaş, limona kadar var arkadaşlar, limona kadar var. Şöyle yavaş yavaş gidelim, asmayı söylemeye gerek yok. Ve Malatya'nın, biricik Malatya'nın en fazla ekilen bitkisi kayısıya. Şöyle gördüğünüz gibi ben sizin yerinize bir tane kopartayım. Şöyle bu arada bakayım. Ajdar'ın memleketi de Malatya. Öyle mi? Evet. Ajdar. Gerçekten seviyorum abi. Ben bayağı güzel dinlerim yani. Özellikle çıktığımız bir de ajdar. Arkadaşlar gördüğünüz şey, aldanmayın, gayet de olgunlaşmış. Sadece dışının sararması gerekiyor. Evet. Daha yeni yeni olgunlaşıyor. Tam böyle yemelik. Neyse dostlar. Şöyle dönelim. Burası 1,5 dönüm üzerine kurulu bir bahçe. Normalde aşağıda da var. Biliyorsunuz Malatyalılar genelde kayısıyla geçimlerini sağlarlar. O yüzden her taraf yer, gök, kayısı. Kayısı onlar için artık bir yaşam şekli. Yaşam kutsal tarzı. Meyve. Kutsal meyve. Aynen öyle. Şimdi aslında var ya, kutsal meyve diyoruz da Ramazan'da biz hurmayla birlikte, hurma gibi kayısıyla tüketsek hiç fena olmaz. Özellikle biliyorsunuz kayısının 44 tane faydası olduğunu söylüyorlar. Ve bunun yanında da işte düşünsenize, bağırsaklar için, ondan sonra bağışıklık sistemi için kayısının faydası tartışılmaz. Neyse, bu kadar reklama fazla gerek yok diyelim. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Kutumuz burada arkadaşlar. Serinlik çöktü. Şimdi biz bu kutunun içinde ne var? Birlikte bir bakalım. Kiminiz biliyorsunuz, kiminiz bilmiyorsunuz ama sürpriz olarak geldi. Bundan sonraki süreçte tamamen burada yaşayacaklar. Ama yerini size göstereyim. Siz bile beğeneceksiniz. Şöyle ortamı görüyorsunuz, gölgeyi. Hani güneş yavaş yavaş battı ama asıl yapı o kümesin yerinde. Bu kuşlar için önceden yapılmış bir kümes var. O kümesin içine de geldiğinizde, baktığınızda çok farklı şeyler göreceksiniz. Gel gel gel. Çabuk. Şöyle göstereyim. Tata. İşte bu arkadaşlar. Öncelikle ortalama 3 metre bir genişliği var. 1 metreden yani 110-120 santimde eninde. Şöyle baktığınızda burada nereden baksanız 9-10 tane kuş beslenebilir ama biz sadece kutudakilerini besleyeceğiz. Kutuda da ne var? Hadi hep birlikte bir bakalım. Birinci sürpriz, bir saniye. Hepinizin yakından tanıdığı şarabimiz. Bize hediye edilmişti arkadaşlar. Şarabimiz arkadaşlar. Dostlar, daha önceden tam ayrıntılı göremedik.
Bu artık burada beslenecek arkadaşlar. Şu tatlılığa bakın. Horozum benim ya. Şu gerdana baktığınızda sakin ol, sakin ol. İncitmeyeceğim seni. Gerdana baktığınızda gerçekten çok tatlı. İnşallah arkadaşlar. Şöyle kanadın güzelliğine de bakın. İnşallah arkadaşlar. Eşi de kendine yakışacak şarabimizin. Şöyle isterseniz gelin birlikte içeriye doğru bırakalım. Tabii burada daha önceden de tavuk vardı. Bıldırcın geldi. Ondan sonra onların hepsi gitti. Bomboş duruyordu. Ben şöyle bırakayım içeriye. Hadi geç bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içeride oh hop gelir gelmez daha gelir gelmez erkeklik yapmaya başladı. Çünkü burada eşini bekliyor. Eşini bekliyordu arkadaşlar. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu arada kümesin yerini görüyor musunuz? Cevizin altında 7-24. Cevizin altında fazlasıyla da gölgesini alıyor. Yani ne kadar güneş olursa olsun bizim böyle bir şey de ihtiyacımız var Osmaniye'de. Yani o güneşin şiddetini kıracak olan bir böyle bir ağaç olsa altına da kümes yapsak neden kötü olur ki? Şimdi gelelim ikinciye. İkincisi de arkadaşlar bakın gördüğünüz göbulodi. Göbulodi. Göbulodi'nin özelliğini de şöyle size göstereyim arkadaşlar. Ne olursa olsun yapısı itibariyle şarabiye vurulduğunda tamamen ağ buludular çıkıyormuş. Buludi mi buludu mu tam söyleyemiyorum ama evet arkadaşlar bu göbulodi için ne yapacağız? Götüreceğiz. Şeyin yanına, şarabinin yanına götüreceğiz. Şarabiyle birlikte eş olurlar. Burada da yavru yaparlarsa düşünseniz arkadaşlar yayla gibi memleket. Burada mükemmel yavrular ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz şöyle kapıya bakın. Son model kapımız. Kapıya da kapattığımızda 10 numara 5 yıldız ortam oldu. Umarım arkadaşlar Malatya Osmaniye arası ortalama bir 5 saat. Bu 5 saat süre içerisinde kutu doldukları için de büyük ihtimalle arkadaşlar eşleştiler. Eşleşince de zaten böyle bir şey ortaya çıktı. O zaman arkadaşlar biz artık bundan sonraki süreci bekleyeceğiz. Güzel yavrular çıksın diye. Eşle eğer tabii onu tam bilmiyorum. Bunu da size söyleyeyim. Genelde eşleşsinler diye bir ara kapatıyoruz ama burada da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bakın. Şu makineyi görüyor musunuz? Bunun isminin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama kayısı silkeleyici. Aynen. Ne işe yaradığını çok iyi biliyorum. Kayısı silkeliyor. Kayısı da artık titretiyor. Titretince de olduğu gibi yere dökülüyor. O kadar da önemli değil. Şöyle size bir şeyler daha göstereyim. Ondan sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Sonuçta güzel bir bayram tebriği, güzel bir bayram kutlaması adına çekiyorum bu videoyu. Şöyle bir dönün bakalım. Burada arkadaşlar bayağı bir tavuk. Ben dövüş horozlarım vardı. Eskiden getiriyordum. Babam burada bakıyordu. Ondan sonra baktık olmuyor. Yani sürekli büyüyor, birbirini parçalıyorlar. Ondan sonra o işi bitirdik. Şimdi arkadaşlar kayısıları görüyorsunuz. Burada da o kadar hani bu yılki herhalde verimi o kadar eskisi gibi değil. Ama yakında bunlar hasat zamanı başlar. Ülke ekonomisine bu kayısının getirisi de bayağı bir fazlaydı. O zaman hatırlıyorum. Biz küçük çocukken buradaki ağaçların her birinden ortalama 30, 40, 50 kasaya kadar kasa da zaten büyük ya 16-18 kilo ağırlığında kasaya kadar kayısı topluyorduk. O yüzden ben birazcık kayısıya karşı ön yargılı yaklaşıyorum. Çünkü sevemedim arkadaşlar. Yani çok yoruyordu beni. İsteye isteye, istemeye istemeye. Bazen iyi, bazen kötü oluyordu. O yüzden şimdi çiftliğe döndüm ama tabii onun travması hala sürüyor. Biz aşıkları kendi baş başa bırakacağız kümesinde. Şimdi isterseniz hep birlikte şöyle bir köyü gezelim. Neler var, neler yok. Ona göre umarım beğenirsiniz. Bu da tam bir gezelim görelim programı gibi oldu. Şuraya da nar ekmişler. Duşlar zaten söylemeye gerek yok. Gelin bakın şöyle. Kocaman 4 tane dut pardon 4-5 5 tane dut ağacı arkadaşlar bakın. Kocaman burada bayağı bir dut oluyor. Cevizleri de söylemeye gerek yok. Genelde ben kurumuş değil de yaş olarak dutu daha çok seviyorum. Şöyle bir gidelim bakalım. Çocukluğumun geçtiği yerler. Şöyle uzağa doğru bir daha doğru bir baksana.
çekebiliyorsan 1 ile çek. Çekemiyorsan 0.5 ile çek. Nasıl olacak bir bak bakayım. Görüntüyü bir 0.5 yapıp çevirsene bir bakayım. Bir de 1 ile bakalım. Ya 1 ile de güzelmiş. Bakın arkadaşlar. Öyle. Ben 1-2 defa buraya çıktım. Sağ tarafta şu ileride bizim köyün mezarlığı, vefat eden köyümüzün akrabalarımızı defnedilen yer. Mezar ziyaretleri yapıldı. Şimdi ben sizlere birkaç yer göstereceğim. Dağı gösteriyordum biraz önce. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu dağ bizim buranın işte gördüğünüz gibi buranın altına kurulmuş bir köy olarak gözüküyoruz. Dağın dibindeyiz. Hani şöyle göstereyim kenara. Dağın dibinde kurulmuş aşağıya doğru 7 tane evden oluşan bir mahalle. Şöyle bakalım. Çok da tatlı. Yani çocuklarınızın geçtiği yer olunca iyisiyle kötüsüyle her şeyi burada görüyorsunuz. Şöyle size bir şeyler göstermeye çalışacağım. Çünkü hani Malatya'da olup da evinin yanında böyle bir şeyin olmama ihtimali yok. Nedir bu diye bakalım. Böyle üzeri bezlerle sarılmış. Çoğunuz bilirsiniz. Malatyalı olanlar bilir. Ve buraya uğramış, burada yaşamış, iş yapmış insanlar da bilir. Tabanında böyle betonların olduğu, bezlerin sarıldığı ağaç yapılar var. Bu nedir? Birazcık geniş açıyla çekeyim. Bu nedir arkadaşlar? Bunun modifiye edilmiş bir parçası da, yani tamamen yapılmış olan da var. Şimdi oraya doğru götüreyim sizi. Çoğunuz merak ettiniz. Bakın ileride üzerine de naylon çekilmiş. Sera gibi. Biraz yoruldum. Sera gibi naylon çekilmiş. Ve buralar dikkat ederseniz sürülmüş, düzlenmiş. Herhangi bir ot olayı yok. Çünkü buraları arkadaşlar kayısı serecekler. Kayısıyı bu islim denilen kükürt odalarının içerisinde uzunca bir süre bekletilip hani bu kükürt parçacıkları var böyle gördüğünüz gibi. Bu kükürt bunların içerisinde yakılıyor bir tüp yardımıyla ya da kendisi içine ispirto karıştırılarak yakılıyor. Kükürt bütün kayısının içine kadar işliyor. İşledikten sonra da ne hale dönüşüyor hemen görelim. Bakın bu gördüğünüz islimlenmiş kayısı yani kükürtlenmiş kayısı güneşte kurutuluyor. Kurutulduktan sonra bastırılarak çıkartılıyor çekirdeği. Ondan sonra siz de marketlerde, manavlarda, her bir yerde bunun kurutulmuş halini yiyorsunuz. Bir de bunun siyah versiyonu var. Hiç kükürtlenmeyen ve direkt olmuş bir şekilde altına dökülüp de ondan sonra toplanan kayısılar böyle kükürt işlemi olmayınca gördüğünüz gibi kararıyor. Karardıktan sonra aynı şekilde şöyle sıkıldığında şöyle göstereyim size. Çekirdeği çıkıyor. Sonra düzeltiliyor. Bunlar tekrar seriliyor ve direkt paketlenip sofralara getiriliyor. Kayısının hikayesi de kısaca özetli bir şekilde bu. Bu kükürt odası da zaten dikkat ederseniz naylon. Eskiden bunun betonla yapılırdı. Yani artık pratik olsun istiyorlar. Herkesin bulunduğu yerde bu kükürt odalarını kullanamayabilirler diye etrafa hemen şu aşağıda gösterdiğim bakın bu şekilde yapılıp üzeri naylonla kaplandıktan sonra burada tabi hava almaması çok önemli. Kürekle etrafındaki topraklar zaten kapatılmış. Hava almasın diye açık yerlerde zaten bantlarla yırtılan yerleri böyle gördüğünüz gibi bantlarla kapatıyorlar. Hiç hava deliği kalmayacak. Kaldığı an o islimleme denilen islimini almıyor. Almayınca da arkadaşlar direkt boşu boşuna yakmış oluyorsunuz. Tekrar yakılıyor bundan sonra. O zaman arkadaşlar yavaş yavaş biz bu videoyu yukarıda tamamlayalım. Nerede tamamlayalım? Hadi yukarıya doğru çıkalım. Ege ile birlikte devam edeceğiz. Biraz önce aşağıdaydık yukarıya. Benim kuzenlerden bir tanesi getirdi. Ondan sonra şu an çocukluğumun geçtiği yerlerden bir tanesine geldim ki arkadaşlar şu gördüğünüz sulama kanalı, DSİ'nin sulama kanalı bizim
küçükken yani ne zaman diyelim ortaokul lise arası üniversitede değil aslında da üniversiteye kadar da ortaokul ve üniversite arası lise 6 yıl boyunca bizim yüzme merkezimizdi. Bu sulama kanalı bizim burada yüzdüğümüz, serinlediğimiz ki çok sıcak olurdu. Yerel aquapark gibi bir şey. Aquapark, aynen öyle. Aquapark gibi. Yani burada gel şu köprü vardı, köprü yıkmışlar. Biz küçükken hani bu buğday samanından sonra iş bittikten sonra harmandan sonra etrafımız vücudumuz kaşınıyor ya bahane olsun diye. Normalde izin vermezlerdi. Tehlikeli çünkü boğulma ihtimalimiz var. Ki nitekim boğulan insanlar da vardı. Annelerimiz biraz bu konuda ketumdu yani kesinlikle girmeyeceksiniz. Biz de samanı bahane eder gizli gizli buraya gelirdik. Üzerinde köprü vardı. Köprüden aşağıya bir kere kardeşim kafasını vurmuştu betona. O da yurt dışında şimdi. Biz bayağı bir burada macera yaşadık. Tabii kayısı, üzüm ya da ona benzeyen yemişlerden, meyvelerden toplayıp öğle yemeğini onunla atıştırdık, onunla geçiştirdik. Ondan sonra tekrar işe devam edik. Tabii kanaldan sonra tekrar bir de banyo yapmak zorundasın. Çünkü kanalın suyunda herhangi bir mikrobik enfeksiyon ya da buna benzeyen bir şey kapmamak için tekrar bir banyo yapıp ondan sonra giderdik. Tabii anneler yakalayıp ondan sonra kolumuza bir çizik atarlardı. Zaten kanala girdiğin zaman belli olur. Beyaz bir çizgi çıktıysa dayağı yedin. Neyse arkadaşlar, kurbağa sesleri de çok güzel gelmeye başladı. Onun dışında gördüğünüz şu dağa iki defa ben çıktım. En tepeye iki defa çıktım ama ikincisi artık susuzluktan ve açlıktan bayağı bir yamulmuştum. Erzaklar da bitince. Bu konuda amcamın oğlu Rıza'ya buradan selam gönderiyorum. O konuda benden çok daha iyi. Hani gidip orada keklik yakalamaya çalışıyorduk. Ondan sonra gidiyorduk. Değişik maceralar, çocukluk maceralar yaşamaya çalışıyorduk. Ben bir defa meşelerin içerisinde keklik yakalamaya çalışırken bir güzel bir boz yılan görünce kaçacak yer aradım. Ondan sonra dedim ki hayat ben de burada bitti yeter. Öyle maceraya, Survivor'a, Bushcraft'la hiç gerek yok. O konuda ondan sonra ormanda pek takılmamaya başladım. Dikkat edersin şuralar meşe ağaçlarının içerisinde. Yoksa günümüzün yarısı burada geçiyordu. Neyse dostlar, yavaş yavaş biz aşağıya doğru gidelim. Bu sulama kanalının aşağısına doğru. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru bazen buradaki kar, çünkü eskisi gibi kar yağmıyor. Kar bu kadar yağdığı zaman oluyordu yani. Bu kadar değil mi ölçüt olarak? Belki boyum o zaman daha ufaktı diyelim, bu kadar diyelim. Yani 120 santime yakın kar yağdığı oluyordu. Burada kaymaya geliyorduk. O zamanlarda bir iki defa da ava gitmişliğim var ama o zaman dedim yok av bana göre değil. Çünkü o yorgunluğu, o karın içine bata çıka rezilliği yaşamak istemedim. Neyse, şimdi yavaş yavaş eve doğru gidelim. Ben biraz da şöyle etrafa bir bakabilir misin manzarayı? Bu manzarayı gurbetteki arkadaşlarım, akrabalarım ya da bu videoyu seyreden insanlara ithafen çekmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle biraz daha yukarıya çıkalım istersen. Ben alayım kamerayı senden. Şöyle ileriden çekeceğim. Ola ki gurbette köyünü özlemiş, buralı olan ya da olmayan, böyle kendi köyüne özlem duyan insanlar için şöyle bir çekim yapayım. Bakın şöyle yukarıya, en tepeye çıktım. Bakın şöyle soldan sağa doğru size, soldan diye şöyle tanıtalım. Bakın şuradan ileride uzak yerlerde Beksenbere dediğimiz şu yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz. Sol tarafta arkadaşlar ileride Ören mahalle oldu. Ören mahallesi var. Ören köyü de diyelim, Ören kasabası da. İleride Keserciler dediğimiz, bakın ileride şöyle göstereceğim. Hüyük dedikleri şu hani toprak birikintisi gibi oluyor ya, o var. Onun dışında şöyle yana doğru çevireyim. İleride bizim çat var. Şöyle kenara doğru. İleride de kara terzi var. Yukarıda dede yazı diye gidiyor. Ama insan kendi köyünü özlediği zaman ayrı bir
duygulanıyor. Şöyle yavaş yavaş aşağıya doğru gidelim diyeceğim. Çünkü öbür türlü birazdan hava kararınca sıkıntı çıkabilir. Arkadaşlar yola düştük. Sol taraftaki bahçeyi görmeye şöyle bakalım. Güzel olmuş kayısı varsa ondan da bir iki tane götürelim. Şöyle yan taraftan yavaş yavaş. Cevizlerde de ceviz var mı? Var. Evet. Tahsin abimin cevizleri. Aslında şu kayısının üzerinde olsaydı çok iyi olurdu. Bu piç kayısı dedikleri acı çekirdekli. Ama böyle daha sofralık dediğimiz hızlı tüketilebilen cinsten. Buradaki kayısılar biraz daha hızlı olmuş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar renkleri görüyorsunuz değil mi? Harika renkler. Ama bunların bazıları olmuş gibi ya. Evet. Malatya kayısı dediğimiz olay bu. Şekerden şimdi boğazımız yanacak. O kadar ki şekerli oluyor bu cins. Evet. Şuradan iki tanecik alalım. Çok iyi. Bundan önceki kayısıları unutun diyeceğim. Yani tadı ve yapısı itibariyle Malatyalı olduğum için demiyorum. Tadını çok beğendiğim için söylüyorum. Köye doğru giderken biz videomuzu burada bitirelim. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Videoyu beğendiyseniz, daha doğrusu köyümü beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve hepsinden önemlisi o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.